Hanımlar beyler, Süper Köpek TV'ye Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala hoş geldiniz. Normalde biliyorsunuz video sıramızda evde tavsiye edilen küçük köpekler üzerine bir video çekecektik ama hem 1000. aboneye yaklaşmamız hem de çok güzel bir başarı hikayesi, bir köpeğin hayatının değişme hikayesini sizinle paylaşmak istediğim için bu videoyu araya iliştirdim. Bugün sizinle beraber Ertürk Bey'le, Max'le, Seher Hanım'la ve Milena ile birlikteyiz. Bugün köpeğin sahibi olan Ertürk Bey'den Max'in hayatı nasıl değişti, Max'le nasıl karşılaştılar, ne gibi sıkıntılar çektiler, sonrasında benimle nasıl yolları kesişti, eğitim süreci nasıl gelişti diye bu süreci kısaca anlatacağız. Hem tarihe bir not düşelim, hem travmatik köpeği olan insanlar izlesin, sokak köpeği sahiplenmek isteyen insanlar izlesin. Bu sayede acaba köpeklerin hayatını insanlar nasıl değiştirebiliyor, olumlu ya da olumsuz? Bunun üzerine detaylı, kapsamlı, hiç aceleye getirmeden güzel bir video çekmeyi düşünüyoruz. Umarım siz de beğenirsiniz. Ertürk Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Ya çok sağ olun. İyiyiz. Vallahi sizi görünce çok iyi oluyorum ya. Seher Hanım. Kusura bakmayın, mikrofonumuz yok, size ulaşamıyoruz ama Ertürk Bey'le idare ederiz. Söylemek istediğim şey olursa ben mikrofon getiririm size. Yok, sağ ol. Ertürk Bey, şimdi kısaca hayatınızda daha önce kaç defa köpek beslediniz? Kendi hayatınızdan, aile hayatınızdan bahsederek sonra Max'le yolunuz nerede kesişti? Yani neler yaşadınız? Onları anlatırsanız çok mutlu olurum. Şöyle söyleyeyim, evcil hayvanlarla hemen hemen hiçbir ilgimiz yoktu. Ta ki bir 8 sene önce bir yavru kedi sahiplendik. Evet. Yavru kediyi tabii biz büyüme aşamasında işte sevdik, oynadık, geliştik. Fakat kediyle belirli bir yere kadar diyalog kurabiliyorsunuz. Tabii. Şahsına münasır bir daha çok kızıma ait olan bir hayvandı. Bu arada tabii bayağı bir tırmalamalarla. Tabii. Hatta şu kolumdaki en son tırmalamalardan bir izi görebilirsiniz. Kediyi tabii hayatımıza bir yenilik, bir değişiklik getirdi. O zaman anladım bir evcil hayvanın nasıl bir şey olduğunu. Aileye neler kattı? Neler kattığını. Şimdi bir köpeklerle ilgili bana hep söylerlerdi işte ya bir köpek sahiplensen onun da şeyini anlarsın diye. Ben çok karşıydım. Evet. Neden karşıydım? Köpeklerle sadece geçmişim, işte birkaç kere böyle arkadaşlarla doğada geziye gittiğimiz zaman onların köpekleri vardı. Hı hı. Ama hep mesafeliydim çünkü travmatik bir durumum da var çocukluktan. Evet. Yani bir köpeğin dizimi parçalaması, hı hı, benim cahillik edip eve gidip söylememem, evet, o yarayla dolaşmam falan bende böyle bir travmatik bir şey oluşturdu. Sonrasında oğlumun benzeri bir şekilde bir köpek tarafından ısırılması köpeklere karşı hep mesafe oluşturdu bende. Evet. Şimdi burası Simpaş Marina sitesi. Burada taşındıktan sonra bir yürüme yolu keşfettim ben. Hı hı. Yaklaşık 2 kilometrelik böyle bir botanik içinde. Evet. Hem sağlığımız için hem işte spor olsun, hı, diye yürümeye başladım. O arada yürürken o tellerin öbür tarafında derin bir vadi var. Evet. Orada 3-4 köpeklik bir sürü gördüm. Kaç yıl öncesi bu? Bu 3 sene öncesi. 3 sene öncesi. 3 sene öncesi yaklaşık. Hı-hı. Bir sürü gördüm. Hatta bu köpeklik sürüyü görünce yavrular falan da vardı. Bunlar kim besler, ne yapar, nasıl yaşarlar diye kendi kendime sormadan edemedim. Evet. Fakat bunları böyle takip ederken hiç içimden bir bunları besleyeyim, bir su getireyim, bir şey yapayım diye bir empati duygusu yok. Nasıl olsa birileri bakıyordur diye. Tabii. Ta ki kader arkadaşım, sevgili oğlum diyeyim, Max'le karşılaşana kadar. Hakikaten sevgili oğlunuz yani şimdi bakıldığı zaman. Bir gün yine böyle yürüyüşle, bu arada 5-6 ay geçti. Evet. Ben yürüyorum, geliyorum, yürüyorum, geliyorum. Köpekleri görüyorsunuz. Köpekleri zaten görüyorum. Köpekleri ondan sonra bazen birileri yiyecek getiriyor, bırakıyor falan. Hı hı. Bir gün yürürken o sürünün yan tarafında sürüye böyle yanaşmaya çalışan Max'i gördüm. Tabii adı o zaman Max falan bilmiyorum ben, yani adını da bilmiyoruz. Ama terk edilmiş sokağa. Terk edilmiş. Kendine bir yer arıyor gariban. Orada atılmış yiyeceklerden yemeye çalışıyor ama sürü lideri yaklaştırmıyor. Sürünün kendi ailesi. Beni çok etkiledi böyle onun masum oluşu, ondan sonra gururlu oluşu, sürü tarafından dışlanmış oluşu. Akşam kafamdan atamadım. Geldim eşime söyledim. Ertesi gün eşimle tekrar baktığımızda yine oradaydı. Bir kenarda sinmiş oturuyordu. Bir teri, bir deri, bir kemik. Çok zayıftı. Eşimin hatta gözlerinin bir damla yaş aktı. Dedi ki ya dedi bunun adı dedi Max olsun dedi. Orada adını koydu. Sonra tabii içimden gelen bir şeyle Max'i aç susuz koymamak için
sürekli bu sefer Max'i ziyaret etmeye, Max'in etrafında dolanmaya, neredeyse günde iki kere giderdim o bölgeye. Üç kere, dört kere gitmeye başladım. Hatta mümkün olsa geceleri bile orada sabahlayacaktım. Max'i takip etmeye başladım. Ve akabinde barınak müdürü Hasan Bey var. Bu Mühye barınak müdürü vardı, şimdi emekli oldu. Çankaya Belediyesi. Çankaya Belediyesi. Ona gittim, bu durumu söyledim. Ben bu köpeği almak istiyorum dedim. Bin bir rica ile ikna ettim. Ve onunla beraber gelip bir şeyle atış yaptı. Böyle ağızdan fırlatılan bir atışla. Evet. Fırlattıktan sonra Max'in çok canı yandı. Tabii vadiye doğru kaçtı. Hı hı. Ben tabii bu durumda beni çok üzdü. Yakalayamadık. Vadiye kaçtı. Çünkü uyuşturucu aldığı için orada bir yerde sızıp kalacaktı. Evet. Yani başka şeylerde ona zarar verebilir diye. Sabahlara kadar ben onu neredeyse o vadinin içinde aradım. Çok tehlikeli bir bölge. Bulamadım. Bu ayakkabılarım falan böyle yırtıldı. Gece uyuyamadım. Eşim dedi ya bu ne ara bu duruma geldik dedi. Sen dedi yani bir köpeğe bu kadar sevda. Yani Cüneyt Arkın'ın bir filmi vardır Ala Geyik diye. Evet. Ben resmen oradaki geyiği... Eli ayağı titriyor. Düğün gecesinde daha koşuyor. Aynen, rüyamda bile Max'i sayıklıyorum ben yani. Max'i. Neyse, ertesi gün iki gün sonra Max çıkıp geldi, çok mutlu oldum. Evet. Tekrar bir daha denemek istedim. Fakat o vadinin içinde yakalanmak mümkün değil. Çünkü tellerin kenarında da jiletler var böyle. Bir de şey de var. İnsana olan güveni de yok. Hayvanın İnsana korkuyor. Güveni yok. Ondan sonra bir de nerede büyümüş, nasıl büyümüş o hikayeyi de bilmiyorum. Sonra işte biz beslemeye devam ediyoruz. Yani evden tavuk haşlayıp getiriyoruz, sosis haşlayıp getiriyoruz. Bazen ondan sonra günde 2-3 kere beslemeye çalışıyorum aç kalmasın diye. Sürüden korumaya çalışıyorum. Bu sefer sürüyü beslemeye başladım. Sadece Max aç kalmasın diye. Evet. Sürüyü beslemeye başladık. Bu arada bütün vaktim benim o bölgede geçiyor. Neyse, aradan bir 5-6 ay geçti ama yakalayamadım bir sürü. En sonunda böyle sağa sola danışarak bir şey yapmaya karar verdik işte. Plan yaptık işte veterinerlerle. Onu böyle hafif uyuşturan bir şeyin içine, böyle bir köftenin içine kattık. Ve Max'i şeyin telin bu tarafına çekebilmeyi başardım ve şans eseri orada Hasan Bey'in ekibiyle yakaladık. Evet. Yakaladık ama gözü yaralıydı. Hı hı. Görme yetisini bir gözü kaybetmek üzereydi. Evet. Çok zayıftı, böyle halsizdi. Aldık, şeye getirdik. Veteriner. Veterinere getirdik. Veteriner klinikte ameliyat yapıldı. Hı. Ameliyatta 20 gün orada kaldı. Evet. Ben tabii bir kedi olduğu için eve getirmeyi düşünmüyordum. Hı hı. Çok seviyorum ama hani bir barınağa gönderirim işte. Kedi köpek oteline. Tabii. Köpek orada oteline. Ondan sonra ücretini vererek, mamasını vererek orada yaşar diye hayatı ben şey yaptım. Hayatı boyunca bakarım diye düşündüm. Sonra baktım ben aldık. Tabii bir de barın şeyin de koşulları çok fazla. Yani ben o zaman şunu gördüm. Bu sokak köpeklerin ne kadar kötü koşullar içinde olduğunu gösterdi. Tabii ki. Bir kere en büyük düşmanı insan. Tabii. İkincisi zaten olma nedenleri insan yani. Tabii. Sokak köpeği gerçeğinin tek nedeni insan. İnsanlarda empati duygusu yok. Yani şimdi ben de öz eleştiri yapayım. Bende de yoktu o duygu. Ama insanlar bu sıcaklarda, bu şeylerde ne kadar katı olabiliyorlar. Evet. Yani bir mama, bir su aslında ne kadar onların da nasıl duygular olduğunu anladım ben Max'ten dolayı. Sonra ben Max'i kedi köpek oteline yatırırken onlar acayip koşullar söylediler. Ya 3 ay sonra getireceksin. Çünkü bunun bütün aşılarının yapılması 3 ayda tamamlanıyor. Hı hı. Ben düşündüm şimdi yani vereceğim bir yer de yok. Ben gittim, burada imkanlarım ölçüsünde, hiç kimse belki yapmamıştır. Evet. Bir daire kiraladım. Ben de ilk defa şahit oldum Ertürk Bey. Ama nasıl bir sebep? Max'e gittim, bir daire kiraladım. Hani bunu dinleyen, YouTube'u dinleyenler falan beni anlamakta çok zorlanırlar. Evet. Ya insanlar bu kadar şeyken falan. İnsanlara da geçmişte çok şey yaptım. Evet. İşte burs verdik, şey yaptık. Hı. Ama hep geriye nankörlük geldi. Evet. Şimdi bu köpekteki bu şeyi gördüm. Bağlılığı, duygusallığı. Sonra baktım orada da mutlu değil. Evet. Yani bir ay falan sabah gidiyorum işte vakit geçiriyorum ama akşam yalnız bırakıyorum. Doğru. Ama sürekli bir hüzün içinde. Hı hı. Sonra eşim dedi ki yok bu böyle olmayacak ya, ben eve getiriyorum dedi. Ne olursa olsun dedi, aldık eve getirdik. Evet. Eve getirdik ama şimdi aradan zamanlar geçti. Bu zaman içinde köpeği dışarı çıkartmak istiyorum ben. Yani bir şey yapmasını istiyorum. Ünlü şeylerimiz var. Yani işte evet. Etrafta araştırdık. Böyle çok meşhur şeyler var, eğitmenler var. Onlara ulaştık. Hepsinin söylediği şey köpeği bize getir. Ya kardeşim ben köpeği evden çıkartamıyorum. Kendini sorun zaten evde yaşıyor. Yerden yere atıyor. Yani dışarı evet. Çıkmak istemiyor. Yani evet. Çünkü bir çatı buldum diyor. Hı-hı. Ben diyor burada yiyeyim içeyim diyor. Evet. Tuvalet sorunu nasıl hallettik? Balkona bir tane işte bu hasta bezinin altına serilen Hı-hı. Şeyi serdik. Oradan hallettik. Ondan sonra günde bir kere işte değiştiriyoruz. Çişleri de arada sırada değiştiriyoruz. Sözünüzü unutmayın Ertürk Bey. Şimdi kıymetli abonelerim, şimdi
Max'e ben ilk karşılaştığımda dedim ki Ertürk Bey, evdeki sorununuz nedir? Tuvalet problemi var mı? Yok. Eşyaları parçalama problemi var mı? Yok. Kediye karşı agresif mi? Yok. Size karşı agresif mi? Yok. Havlıyor mu? Yok. Yalnız kalabiliyor mu? Kalabiliyor. Hiçbir problem yok. E dedim Ertürk Bey, hani derdiniz ne? Ne istiyorsun? Ya dedim, ben köpeğim mutlu olsun istiyorum. Tek istediğim şu kapıdan çıkabilsin. Hakikaten de Max ben olayım, başka bir insan olsun. Dışarıdan yetişkin bir erkek gördüğü zaman eli ayağı titriyor. Ağzı nasalyalar akmaya başlıyor. Korkuyor hayvan. Diyor ki ya ben hasbelkader burayı bulmuşum. Aman çıkarma kardeşim beni. Ben diyor burada mutluyum, rahatım. Mutluyum diyor. Hayatımın sonuna kadar bir de... Ama ben şöyle mutlu değildim onun adına. Evet. Onun doğada yürümesini, kırlarda koşmasını, ondan sonra işte o şeyine kavuşmasını istiyordum. Tabii. Benliğini bulmasını. Bir de yani sizin de söylediğiniz gibi enerji atması lazım. Çok doğru. Çünkü sonuçta evin içinde belirli bir yere kadar şey mutlu. Zaten en son ilk gördüğümüzde şu anki arasında herhalde bir 5-10 kilo fark vardır yani. Tabii. Bildiğiniz daralmış hayvan. Evet aynen. Gittikçe kilo aldı çünkü hareket şeyi yok. Evin tabii. içinde koşturmaya çalışıyoruz ama o tabii ev belirli bir kısıtlı. O neyse, o ünlü kişilere danıştık, geldik. Onlar işte gördüler falan. İşte bana 3 aylık 4 aylık planlar sundular. Evet. İşte şöyle olur, işte bizim buraya bırak şeyi. Hı hı. Ama yani ben o şekilde köpeğimin hiç veya çocuğumun hiç incinmesini istemedim. Evet. Çünkü yani işittim nasıl davranıldığını, hı hı. araştırdım. Sonra işte tesadüfen eşim sizin adınızı buldu. Ya dedi bir de bu... Sağ olsun Selim abi. Yolumuz sayenizde. Bir de dedi Can Bey'i deneyelim dedi ama ben çok umutsuzdum. Yani gene aynı şeyle karşılaşacağız dedim. Evet. Biz dedim en iyisi dedim işte imkanlarımızı zorlayalım. Biz müstakil bir ev alalım. Doğru. Orada bahçede... Öyle aynen. niyetiniz de vardı. Ya yani. Ona böyle bir fokuslandık böyle bir şey yapmaya o süre içinde. Ya dedi Can Bey bir gelsin dedi. Şimdi Can Bey geldi. Ya farklı bir profil çizdi. Şimdi bu kadar pozitif, bu kadar şimdi yüzüne de söylemek istemiyorum ama ne söylersem ya hallederiz, yaparız ama ben şey diye düşünüyorum. Şimdi birinci ay biz Max'i alıştırırız, işte eşiğe doğru çıkartırız. Evet. İkinci ay ondan sonra böyle kapıya çıkartırız. Asansöre üçüncü ayda da falan. Asansöre. Üçüncü ayda tamamen şeye çıkartırız. Hı. Çünkü diğerlerinden aldığım şey böyleydi, evet. feedback. Tamam dedim ondan sonra. Bize çok güzel bir saat şey anlattı genel. Teorik şeyler, bilgileri anlattı. Ben tabii içimden diyorum ya anlatıyor da diyorum ya vur diyorum. Yani yarı kulakla dinliyorum. Sonra dedi ki hadi çıkalım dışarıya. Ya dedim olur mu dedim şimdi dedim çıkalım mı dedim. Bu sefer ben şey yaptım. Evet. Ya dedim sonra çıkarsak falan dedim. Çünkü şey gerildi Max. Yok dedi şimdi çıkalım. Taktık ondan sonra boyun tasmasını. İlk önce direndi. Direndi. Ayak sürüdü ondan sonra. Asansöre hiç şeyi yoktu. Asansöre şey yaptı. Ondan sonra beraber aşağı indik ve ilk çalıların arasına sindi. Yani sürükleyerek şey yapıyoruz. Neyse bir sonraki aşamada biraz daha şey yaptı. Can Bey'in o anlattığı bana. Burada esasında Can Bey şunu verdi. Bana nasıl davranılacağını. Tabii ki. O eğitimi verdi bana. Yani oradaki anahtar şey. Can Bey bana kendime güvenmemi ve nasıl onu kontrol edeceğimi, nasıl... Çok doğru. Anahtar şey şuydu. Ben artık bunu çekmiyorum. Ben yoluma yürüyorum böyle. Hadi oğlum gel beni takip et diyorum. Zaten bana güveniyor. Tabii. Güvendiği tek kişi sizsiniz. Güvendiği yani. İçin peşime geldi. Birinci, ondan sonra baktık geri dönüyoruz artık biz. Evet. Biz geri dönüyoruz, vakit geçiriyoruz. Oho, Max artık şey oldu, asansöre koşarak gidiyor, asansörde hemen dönerek oturuyor şeyine, evet. pozisyonuna. Max ben kayışını aldığım zaman direkt dışarı çıkmak için şey yapıyor. Yani şu anda yaklaşık 1,5 ay civarında biz Max'le parklardayız, ondan sonra değişik yerlerdeyiz. Sonra ben Can Bey'e dedim ki artık ya bir de arabaya binelim, araba... Evet. Yani tamam bir yere dedi. Kadar gidebilir. Belki ben Bolu Mengen'e gideceğim öyle ha, değil mi? Ona da halledelim dedi. Ne zaman hallederiz işte bir... Yok dedi şimdi. Ya dedim nasıl halledeceğiz? Bak dedi şöyle dedi sen kucaklayıp koy dedi. Evet kucaklayıp koydum ama zor oluyor. Sonra baktım bu Max'in bir özelliği var. Buna bir şey anlattığın zaman böyle gerçekten ben anladığına inanıyorum. Ben geçtim arabaya oturdum. Hadi oğlum gel yanıma otur dedim. Çıktı yanıma oturdu. Evet. İlk başta zorladığım köpek. Aynen. Yanıma gel otur dedi. Arabadan korkan köpek. Yani şu andaki şeyde ben hakikaten söylüyorum. Gerçekten Can Bey bence Türkiye'yi bilmiyorum ama Ankara'nın köpekleri fısıldayan adamı diyebileceğim bir insan. Pozitif şeyle. Ya yüksek söyleyin Ertuğ Bey, Türkiye değil. Ha, yani ya. Türkiye diyelim, hatta diyelim
neydi şeydeki Amerika, Meksika'daki? Şey mi? Sezar başkan. Sezar. Sezar'ın Türkiye'deki versiyonu. Aa, rahatlıkla diyebilirim ben. Gerçekten şey yani, bizi çok mutlu etti. 1,5 aydır gerçekten çok mutluyum. Daha da güzel olur inşallah. Sağlıkla zaten nice. Tabii. Bir de Max buradaki herkesin sevgilisi yaşarsın. Oldu. Yani Max bir başka faydası oldu. Sosyal hayata bizi şey yaptı. Tabii ki. Normalde sitede kimseyle konuşmuyoruz. Max'in sayesinde bütün herkesle, bütün çocuklarla, bütün çocuklarla, çocukların ebeveynleriyle, köpek sahipleriyle. Çok meşhur olduk. 1,5 ayda benim hayatımda tanışmadığım kadar insanla tanıştık. Evet. Çünkü çok uyumlu bir köpek. Çok sakin. Özellikle siz varken, güvendiği insanlar varken çok huzurlu. Hani gideyim de şuna hırlayayım, şuna havlayayım. Yok, asla şey değil. Yani benim şu anda en yakın şeyim diyeyim, arkadaşım diyeyim, dostum diyeyim. Eşime de çok iyi geldi. Yani eşimi de çok seviyor benzer şekilde. Çocukları da çok seviyor bizim çocukları. Buradaki bütün bu şeylerle başlangıçta sokağa çıktığımızda o küçük köpeklerle, küçük ırk köpeklerle sorunlar yaşıyordu. Onlar hemen direkt saldırıyor. Max çekingen davranıyor ama şimdi gidiyor dostça kuyruğunu sallıyor. Onlara böyle kokluyor, dokunuyor. Evet. Sonra biz daha da açtık, eski sürünün yanına gittik. Çok iyi. Eski sürüyle beraber şu anda eski sürünün yanında yürüyor. Eski sürüyü besliyoruz beraber. Onlara mama götürüyoruz, su götürüyoruz, sularını tazeliyoruz. Çok güzel. Yani ben şunu tavsiye ederim. Eğer hayatında mal mülk sahibi olabilir insanlar, bir servet sahibi de olabilir. Ama eğer bir köpeğin sevgisini, bir evcil hayvanın sevgisini almamışsa boşuna yaşamış bence. Çok doğru. Bunu çok samimi söylüyorum. Boşuna yaşamış. Birçok özellikle gelir seviyesi yüksek öğrencimden çok duydum. Hocam bunca yıl ben boşa çalışmışım dedi adam ya. Çok üst düzey bir fabrikaya gidiyor mesela. Hocam diyor, ben bunca boşa çalışmışım. Mal mülk yalan diyor. Al, bir ev daha aldım. Bir araba daha aldım. Ne olacak? Şu köpeğin bana baktığı gibi diyor, bir rahmetli anacığım bakıyordu diyor. Daha da kimse bakmadı diyor yani. Ya şöyle söyleyeyim. Mesela 1-2 günlük hani bir şehir dışına gittiğim zaman. Evet. Onu bırakın. Buradan mesela bir markete gittim, geri döndüğüm zaman. Evdeki karşılamasını görseniz. Evet. Bir bana böyle bir sistem ediyor, neredesin falan, niye beni götürmedin diye böyle. Sonra o yüzümü yalamaları, ondan sonra önümde yuvarlanmaları. Bir de bunun bir numara özelliği var. Bu Avustralya çoban köpeği bir şey olarak. Evet. Ayaklarının üzerine dikiliyor, geri geri gidiyor böyle. Onu tabii çok şu anda şeyde gösterir, sokakta yapmasını da istiyorum. O aşamaya da geleceğiz İnşallah artık. İnşallah ona da geliriz. Bana ne fayda getirdi? Şimdi normalde ben 5-6 bin adım atarken 12 bin, 13 bin adımlar atmaya başladım. Tabii ki. İkincisi, doğada çok vakit geçirmiyorum. Sürekli oksijendir, D vitaminidir. Çok sağlıklı oldum. Stresimi üzerinden alıyor. Aynen. Onunla beslemek, dolaşmak, onunla gezmek. Çok daha pozitif oldum. Bir sürü küçük çocuklarla böyle şeyimi sağladı, iletişimi. Tabii. O çocuklarla beraber şimdi şarkı söylüyoruz, şeyi yapıyoruz. Şimdi yani ne de emekliliğimin tadını çıkarabilecek bir şeyi verdi bana. Daha da iyi olur inşallah Artık Bey. Şimdi güzel güzel resimlerini yapıyorum, paylaşacağım size. Tabii, gönderin bana o resimleri de videomda. Sulu boyalarını yapıyorum, şeylerini yapıyorum. Şimdi ayrıca bir motivasyon oluyor. Sağa sola hediye ediyorum. Evet. Şimdi aslında hikayemiz çok daha karmaşık ve şey, Max'te çok özet geçtim ben. O yaşadığımız şeyleri bir çizgi şey haline getireceğim. İnşallah biz de paylaşımlarla vesile oluruz yani. Çok onu da şöyle olur. Düşünüyorum. Bütün bu veterinerleri ücretsiz dağıtacağım. Evet. O finansını karşılayıp. Onu da işte artık alanlar sokak köpeklerine mama olarak. Evet. Veterinerlere de biriktiren parayı kumbaranın içinde o kitapların karşılığında sokak köpeklerine mama olarak iade etmeyi düşünüyorum. Oraya vakfedeceğim. Oraya vakfedeceğim. İnşallah gönlünüzde. Zaten şu anda da yardımlarımız yani bir şey olsun. Açıkça söyleyeyim. Yani bir yardım yapmak istediğim zaman direkt o şeylere yardım ediyorum. Yani eskiden işte bazı kuruluşlar vardı. Kızılay'dı, şurasıydı, burasıydı. Hı. Ama yani biz bu gezegende sadece insanlar yaşayamaz. Çok doğru. Yani bu artık bununla beraber kuşları da seviyorum, arıları da seviyorum, böcekleri de seviyorum. Ya bunlar da bir birey, bir şey ya. Tabii ki. Onların da duyguları var. Duyguları var, düşünceleri var. Tabii. Yani Akira Kurosawa'nın meşhur filminde, Ders Uzala filminde oradaki karakter o kargayı bile geride yiyecek bırakıyor. Kargaya adam diye hitap ediyor. Bu adama kalsın bu diyor. Evet. Yani onu birebir kendisiyle eş şeye koyuyor. Yani ama şimdi ben yollarda yürüyorum bazen.
Mesela tiksinerek bakan insanları görüyorum. Evet. Ben de onlara yolun değiştiren insanlar. Tabii onlara ben tiksinerek bakıyorum hadi, şimdi. Hadi tiksinerek baktın neyse, su kabını tekmeleyen, mama kabını çöpe atan öyle insanlar. Bir var. De şöyle bir inanış var. Ya işte köpek giren eve melek girmez diye. Ben bundan daha güzel bir melek olacağını zannetmiyorum ya. Doğru söylüyorsun. Yani böyle yani. Bir melek şey, dini kuralları her şeyi bilirim ama. Evet. Yani bu işte bir yanlışlık var. Yani evet, bir sakatlık var bu işte. Gerçek melek bu. Çok doğru. Evin içinde. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soracağınız başka şeyler varsa seve seve cevaplarım. Soracağım bir şey yok ama isterseniz genel olarak eğitim nasıldı? Onun özetini geçelim. Şöyle oldu kıymetli abonelerimiz. Biz Ertürk Bey'le biz görüştük. Ertürk Bey dedi ki ya benim köpeğimin dışarı çıkması lazım. Ben sadece bunu istiyorum. Şimdi bu tarz bir sıkıntı. Eşyaları parçalama olsun, evde yalnız kalamama olsun, tuvalet eğitimi olsun, evde yaşanıyor zaten. Bu da evde yaşanıyor. Yatılı bir eğitimle çözülmez. Yani köpeğin zaten insanlara güveni yok. İnsana güveni olmayan bir hayvanı tanımadığı insanların eline, bilmediğiniz bir yere emanet etmek hiç akıl kârı değil. Geldik, ilk başta yalan yok. İte kaka tabiri caizse rodeo yapar aynen. Gibi Max'i çıkardık ama çıkartmak zorundaydık. Orada Max şuna bakıyor. Ya benim sahibim, tek güvendiğim insan Ertürk'ün hali tavrı ne? Ertürk Bey bana deseydi ki Allah'ın belası adam sen ne biçim şeyler yapıyorsun, ne yapıyorsun köpeğe? Geçmiş olsun. Ama Ertürk Bey ne dedi? Vardır bu adamın bir bildiği dedi. Sakindi, inanıyordu bana. Max de baktı dedi ki evet dedi bu adam dedi sakinse vardır bir bildiği. Ondan sonra ilk başta dışarıya çıkmayı denedik. Çıkmadı. Sonra dedik ki hava sıcak herhalde gece daha aktif oluyor. Karanlıkta geldik. Gene ite kaka çıktık. Sonrasında dişi köpek de geldik. Bir sonrakinde artık dedim ki Ertürk Bey gene çıkmazsa kendi köpeğimi okula bırakacağım, bu arkadaşı alacağım, eve götüreceğim dedim yani. O seviyeye geldi. Ama her zaman diyoruz ya videolarda köpeğinizin yok 50 komut bilmiş, 100 komut bilmiş hiç önemi yok. Önemli olan ne? Sizin arasındaki uyum. Uyum gerçekten bu işin %80'i 90'ı. Ertürk Bey şöyle dedikten sonra Max oğlum bak ben sana bu çekiştirmek istemiyorum. Bak çıkıyorum hadi gel deyip de Max'in Ertürk Bey'e inanıp da çıkması kadar köpek eğitiminde bizim onun dışında sağlayabileceğimiz hiçbir şey yok yani. Sonrasında evet Ertürk aynen böyle Bey, oldu. Ben rodeo yapmak istemiyorum oğlum canımı da acıtmak istemiyorum senin dedim. Hadi çıkalım dedim. Hadi beraber çıkalım gel beni takip et dedim. Ve tek güvendiği insan siz olduğunuz için. Direkt yürüdüm ve peşimden geldi. Evet aynen çünkü bizim de zaten köpek sahiplerine katmak istediğim bir şey o. Siz köpeğinizi tanıyan en iyi insansınız. Yani köpeğinizi sizden daha iyi kimse tanıyamaz. Dolayısıyla siz en iyi eğitebilecek kişisiniz. Ertürk Bey'in ve hanımefendinin sayesinde bizim de belki biraz rehberliğimiz olmuştur. Bu arkadaş şu anda bu şekilde dışarıya çıkabiliyor. Bunu unutmayın. Onun dışında sokak hayvanlarını görün. Sokak hayvanlarına en azından köstek olmayın. İnsanlara destek olmaktan ziyade köstek olmayın. Sahiplenmek istiyorsanız da sokak canlılarından daha iyi sahiplenilebilecek hiçbir ırk yoktur. Kendimiz Workline Alman Çoban Köpeği üreticisi olmamıza rağmen birinci önceliğimizi her zaman sokak hayvanlarına veriyoruz. Sokak hayvanı sahiplenecekseniz mutlaka sahiplenin diyorum. Ertürk Bey eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim evet gerçekten bir sokak hayvanı sahiplenirse sokak hayvanı bir de onun kıymetini çok iyi biliyor musun? Tabii ki biliyor. Dipten gelmiş. Yani dipten ya. Gelmiş evdeki o şeyi biliyor. Ben burada nasıl barınabilirim diye inanın sizi izliyor ve kurallara riayet ediyor. Evet. Yani eşim buradadır. Bir kere bile ben of demedim. Bir kere bile kızdığımı hatırlamıyorum. Şimdi ben bazen şeyleri görüyorum bizim bu sitede falan. Köpeğinin kafasına tasmayla vuran insanlar var. Evet. O bizim malımız değil. Tabii. Bu benimle aynı seviyede. Yani bu benim bir arkadaşım, bir yoldaşım, bir Allah'ın şeyim. Allah'ın bize emaneti sonuçta. Emaneti ya. Bakıldığı zaman ağzı var, dili yok yani. Yani bu arazideyken bunun bir cebinde parası yok, dili yok, ağzı yok. Bu nerede nasıl yiyecek bulup da yiyecek? Tabii. Ha bu ölsün. O zaman dünya bütün şeylerden sadece insanların yaşadığı bir yere dönüşsün. Ne kadar renksiz, ondan ne kadar sonra sıkıcı. İnsanlar birbirini öldürür zaten. İnsanlar yani. Birbirini öldürür. Yani bu korkunç bir sevgi, böyle karşılaştıramayacağım bir şey. Bir sevgi ve beni her gün uyandığımda, her gün şükrettiğim, bana mutluluk veren, bana birçok katma değer sağlayan, karşılıksız bir dostluk, bir sevgi ve uzun yıllar devam etmesini çok arzu ediyorum. İnşallah dediğimiz gibi tüy kadar mutluluk yaşarsınız inşallah. İnşallah. Tüy kadar ömrü olsun. Aynen öyle. Biraz abartı oluyor ama tüy kadar mutluluk yaşarsınız inşallah. Yani burada son kez de şunu söylüyorum. Yani Can Bey'e inanıp güvenirseniz mutlaka
O size bir şey, elindeki kartların içindeki şeylerden birisi mutlaka sizi tabi ediyor. Sağ ol. Sorunu çözer. Böyle son olarak bunu demeye getirdim, mahcup ettiniz ya. Yok, gerçeği söylüyorum yani. Tamam, çok İsteyen sağ kişi beni adım Ertürk Çelenk arayıp sorabilir. Ortamında da görebilir. Evet. Ama imkansız olan bir sokak köpeğini o vadiden almak, hem de böyle bir çoban köpeğini, evet, yakalamak da çok zor. Getirip ameliyat ettirdikten sonra şeyin içine, direkt yaşamın içine entegre edebilmek, başarmak çok zor bir iş. Çok zor tabii. Biz bunu yaptık ama bunun tek şeyi oldu, akıl ve sevgiyle. Tabii ki. Yani bu iki bileşenle bunu yaptık. Çok doğru. Hiç şiddet yok, hiç evet, kızma yok. Yani otur derken sırtına vurmak yok, ayağına basmak yok. Tabii ki. Ben şey beklemiyorum Max'ten. Yani oğlum bana elini de ver, işte etrafında 360 derece dön falan, evet, beklemiyorum. Sadece Max benim yanımda, benim gözlerim içine baksın. Zaten anlıyor ne demek istediğimi. Çok doğru. Bunu yapsın, ben bunu paylaşmak istiyorum. Videomuza bu şekilde katkı sağladığınız için çok teşekkür ederiz Artık Bey. Hanımefendi çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bu arada da şeyi de söyleyeyim. Eşim olmasa zaten bundan hiçbirisini yapamazdı. Tabii ki. Tabii. Yani ki böyle anlayışlı, sevecen, duygulu bir eşim olmasaydı. Çok doğru. Ne Max'te bu şeyleri yaşayabilirdim en başında. Evet. Ne sahiplenebilirdim, ne de bu süreci yaşayabilirdik. Ona da çok teşekkür ediyorum ayrıca. Vallahi puanlar mavi masaya. Son dakikada böyle attınız ya. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Saygılar sunarız.